İyi günler sevgili seyirciler. Sanat, Yaşam, İnsan programımıza hoş geldiniz. Nihayet karlı bir günden, güzel bir pazar gününden merhaba diyoruz. Kar dedik. Kar bir taraftan kar çok çok güzel bir şey tabii ama çok da faydalı bir şey. Bunu buradan çok hatırlatmak istedim. Kar yağdığında sadece güzelliğine maruz kalmıyoruz. Aynı zamanda toprak, yeraltı suları besleniyor. Karın yavaş yavaş erimesinden dolayı çok faydalı oluyor. Onu buradan belirteyim. Kardan şikayet edenler için özellikle. Hoş geldiniz. Bugün Sevgililer Günü. Programın sonunda Sevgililer Günü için özel birkaç önerimiz olacak. Ve programımız başlıyor. Konuklarımı tanıtarak başlıyorum. Bugün ilginç bir konu konuşacağız. TikTok diye bir sosyal mecra, sosyal mecra değil mi? Sosyal platform neyse mecramız var hayatımızda. Orada çok ilginç filmler olduğunu keşfeden bu üç konuğum çok değerli bir çalışma yaptı. Evet, önce konuklarımı tanıtıp konuya girelim. Şimdi bu bir sergi, bir serginin küratörü Ezgi Bakçay, karşı sanatın küratörü, aynı zamanda akademisyen, kendisi Mimar Sinan'da hoca. Hoş geldiniz. İki araştırmacı Ozan Çağlar ve Deniz Zeybek ile birlikteyiz. Bu ilginç çalışmaya, sergiye imza attılar birlikte. Evet, şimdi TikTok dedik. TikTok bir sosyal mecra. İşte Instagram'ı gibi, Twitter'ı gibi, işte Facebook'u gibi bir sosyal mecra. Hepsi birbirinden tabii ki farklı. Farklılıklarla aslında var oluyorlar. Bu TikTok'ta aslında milyonlarca tabii takipçisi var. Çok kısa videolar yükleniyor. Ve de genelde böyle işte dans edenler, göbek atanlar, öyle biliyoruz biz. Ergenlere yönelik bir mecra olarak biliyoruz. Fakat burada çok farklı içerikler de ortaya çıktı. Şimdi bu farklı mecrayı, mecradan siz çok ilginç bir çalışma yaptınız. Sizle başlayalım. Ezgi. Biraz anlatır mısınız bu sergi, TikTok kökenli bir sergi diyelim, evet. Ya da evet. Öyle mi diyelim, TikTok öyle kökenli diyelim. Sergi diyelim, nasıl bir sergi? Evet. Öncelikle ben bu serginin var olabilmesi için burada bulunan arkadaşlarımın parlak fikirlerine ve cesaretine teşekkür etmek istiyorum. Ozan Çağlar ve Deniz Zeybek bir gün bana gelip sosyal medya üzerine derin bir sohbete davet ettiler beni. Bu sohbet sırasında TikTok'ta her ikisinin de fark ettiği, özellikle işçi sınıfın, özellikle emekçilerin kendi üretim alanlarında ortaya çıkarttıkları son derece enteresan, kimi zaman çok eğlenceli ama her zaman çok komplike anlamları olan ve çok ustaca kullanılmış tekniklerle gerçekleştirilmiş videolardan söz ettiler. Her ikisi de sinema eğitimi aldığı için kameraya, işte kamera hareketlerine, kadraja, sahne dekora ve sinema emekçilerinin ve sinema izleyicisiyle sinema üreticisinin birbirlerine göre pozisyonlarına çok hassaslardı. Orada keşfettikleri fikirin peşinden koşma cesaretini bize karşı sanat olarak gösterdik. Bundan çok mutluyuz çünkü belki de hani son zamanlarda sanat alanı içinde gördüğümüz risk alan ve bir takım tartışmaları neredeyse hani provokatif olma cesareti göstererek kurcalayan bir iş çıktı ortaya. Bence Ozan'la Deniz şimdi içeriği çok güzel anlatacaktır ama sadece şunu söyleyeyim, biz TikTok üzerine bir sergi yapmadık. TikTok'ta çok değerli olduğunu fark ettiğimiz bir takım videoların arasından içinden bir seçki yaptık. Bu seçkileri de TikTok'un emek sineması dedik. Evet, çok güzel. Bu emek sineması, şimdi kısa bir videomuz var. Hani anlamayanlar, kaçırmış olanlar da buradan daha iyi anlayacaktır. O şeyimizi, bandımızı izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Do, si, çar. Hele, 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 hoppa. Ha, ho, cenan, etni, bu, hubba. Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım.
Bazen deriz ya, fabrikalarda iş çok da iş beğenmiyorlar. Beğenmiyor dediğiniz iş bu işte. 140 kiloluk kasırı çocuk sabahtan akşama kadar tek başına çekiyor. Kaç lira için? 2400 lira için. Sevdamız geliyor. Davamızın lideri geliyor. Genel başkanımız. İlan var ay, çeşmede tatil yapıyorsun, güneşleniyorsun, aşşana ya, limonata mı yudumluyorsun da beni bir rahat koy ya. Yeter ya. Ben bu yalanı konuşuyorum, burası çeşme mi lan, yalak lan, köy yalayı. Lan yalayı malı lan, eğlenme lan, bir kaybol ya. Adamı bir rahat koy ya. Sayın Cumhurbaşkanım, koronavirüsünden dolayı hayat eve sığar diyorsunuz ama biz çalışmazsak açık, bize kim bakacak? Ya inanılmaz etkileyici videolar. Şimdi bir taraftan bu hani eğlenceli gibi bir dünyada, bu TikTok dünyasından böyle bir şey çıkması inanılmaz. Bir kere biz bu emekle tanışıyoruz aslında. Biz normalde işte belgesellerden ya da filmlerden, kurmaca filmlerden izlediğimiz, bildiğimiz bir nasıl diyeyim, görüntüler diyeyim, işçilerin dünyası, bu dünyayı o şekilde görüyoruz. Burada ise onların elinden çıkmış, çalışan emekçinin, işçinin elinden çıkmış videolar bunlar. Tarlada da, fabrikada da, işte inşaatta her türlü işin sergilendiği, emekle karşı karşıya kaldığımız, gördüğümüz, nasıl yapıldığını da gördüğümüz, aynı zamanda protest tarafı da olan bir mecra. Siz nasıl geldiniz bu fikre? Yani nereden fark ettiniz böyle videoların olduğunu? Ve yani nereden bu noktaya geldiniz? Bu sergi yapma fikrine geldiniz? Yani şöyle, biz zaten Deniz'le sinema bölümünden arkadaşız. Aynı okulda okuduk. Biz zaten sosyal medya üzerine çok konuşuyorduk. Orada karşılaştığımız görüntüler, videolar, imajlar. TikTok bizde yani çok fazla çalışma alanından, çok fazla işçinin çok farklı yerlerden çektiği kurmaca ve bizim tabir ettiğimiz şekilde söyleyeyim, kurmaca ve belgesel arasındaki salınan bir dili olduğunu düşünüyoruz ve o videolar bizim çok dikkatimizi çekti. Dikkatimizi çektikçe daha fazlasına ulaştık. Burada TikTok'un algoritması, kendi keşiflerimiz tabii ki buna yardımcı oldu. Buradan TikTok'un algoritması deyince ne kastediyorsunuz? Yani size nasıl yardımcı oldu? Algoritmayı çözmek mi gerekiyor? Yok yani siz bir işçi ya da emekçi tagli ya da herhangi bir tag yapılan bir videoyu izlediğiniz zaman sürekli karşınıza o videolar çıkmaya başlıyor aslında. Yani bu işçi videolarında mesela bizim defile challenge diye koyduğumuz bir şey kategori vardı sergimizde. Orada işte bir İsmail YK'nın bombabomba.com şarkısında işçilerin kendi iş aletleriyle bir podyuma çıkıp birbirlerine challenge videoları çekmeleriydi. İşte fabrikadan bir tekstil atölyesinden ya da bir soğuk hava deposu, bir meyve deposundan. O tagler bizi birçok videoya ulaştırdı. Zaten çok fazla video izledik. Bir şekilde... Çok da var tabii yani. Tabii çok fazla var evet, yani. Evet, çok fazla. Nasıl seçtiniz? Onu da Deniz'e sorayım. Seçme işini daha ortak yaptık aslında. Hmm. Yani hem Ozan belli tekleri almıştı, ben belli teklere bakıyordum. Birbirimize... Oradan sergi yapma fikri asıl nasıl doğdu? Seçimine sonra geçelim aslında, orayı bir tamamlayalım. Bu süreçte zaten Karşı Sanat'la hep beraberdik. Aynı zamanda Karşı Sanat'la o sırada şeyi götürdünüz, projeyi götürdünüz, evet. Böyle bir şey düşünüyoruz diye. Sizin de çok hoşunuza gitti anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü yeni bir alan açacağını düşünmüştük. Yani en azından Ezgi Bakçay bize bu konuda çok destek oldu. Hani bu bir tartışma başlatsın ve tartışma en azından çağdaş sanat alanında nelerin de tartışılabileceğini de tekrardan göstersin dendi.
Sergi fikri de aslında bu görüntüler yani sürekli olarak gündelik hayatımızda. Ama sadece belli bir kesim gündelik hayatında. Çünkü hiçbirimiz aslında TikTok kullanmıyorduk. Tabii. Yani ilk fark etmiş olduğumuz noktalardan bir tanesi bu videolara bizim farklı platformlardan ulaşmış olduğumuzdu. Buradan yapmış olduğumuz seçkiyi de tekrardan aslında daha da büyüterek o çoğulluğun içinde yok olmayacak şekilde ama yine yan yana gelerek nasıl olabileceğini düşünmeye başladık. Sergi oradan aklımıza geldi. Yani başka bir yerden yayınlamak değil de bunların hepsinin tek tek görünür olabileceği bir mecraya taşımak istedik. Şimdi bu sergi aslında yapıldı, fiziki bir sergi yapıldı ama bitti. Bir taraftan o nerede yapıldı? Karşı Sanat Karşı Sanat'ta yapıldı. Şeyinde, Karşı Sanat'ın mekanında yapıldı. Belki şunu söylemek gerekir. Biz TikTok'tan seçtiğimiz işçi, emekçi temelli onların ürettiği videoları seçip bir sanat galerisine koymadık. Bunun altını çizmek gerekiyor. Karşı Sanat bir sanat galerisi olmaktan çok farklı bir yer. Bağımsız bir kültür merkezi. Dolayısıyla hani izleyicilerin zihninde popüler kültürden alınmış bir malzemeyi alıp yüksek kültüre ilişkilendirmek, oradan da bir tür zenginlik yaratmak ya da onu soyunlaştırmak gibi bir yanılgı oluşmasın diye bunu söylüyoruz. Biz videoları herhangi bir kültürel üretimin hak ettiği değeri vererek her koşulda videoları üreten kişilerle irtibata geçerek onların isimlerini de kullanarak başka bir mecrada bir tür fikrin altını çizmek adına bir seçki olarak gösterdik. Bu bir sergi bile bildiğimiz anlamıyla sayılmaz. Bu anlamıyla çok çatışmalı bir alan yarattığımızı düşünüyorum ki tartışmalar hala Twitter üzerinden de çok değerli arkadaşlarımız sinema alanında bizleri destekleyen çok büyük tartışmalar çıktı. Evet. Bu kısmı bizi çok keyiflendiriyor. Çünkü özellikle kültür sanat alanında bir takım uzlaşmalar üzerinden artık hani sanat alanının kendi iç tartışmalarına döndüğü bir yerde aslında alttan gelen bir dalgayla herkesin imge üreticisi olduğu, herkesin hareketli imge üreticisi olduğu bir yerde video sanatı bir yerde dursun, evet, sinema bir yerde dursun, sosyal medya bir yerde dursun demenin doğru olmadığını, bunları birlikte kavgaya sokmanın keyifli olacağını düşündük. Sonuçta sanat alanına da, sosyal medyaya da, siyasete de, emek mücadelesine de bir sürü soru çıkarttı. Tabii. Dolayısıyla biz bu yani pozisyonda her şeyden gardı indirdik. Bu videolar emeği görünür hale getiriyor. Yani, hiç görmediğiniz evet, üretim süreçleri, tabii, hiç aklınızın hayalinizden geçmeyecek. Bir tabii, peynir dilimi gibi bir kayayı ikiye evet, bölen bir işçi gayet evet, rahat yapıyormuş gibi gözüküyor. Evet. Ama böyle yapmıyor. Sadece kendi emeğinin ve yaratıcılığın ve bedensel performansının çok farkında birisini izliyoruz. Rahat hmm, değil, belki keyifli değil, belki çok mutsuz ama kendine acımıyor. Biz evet, sanırım en çok bu kısımdan evet, etkilendik. Çok doğru. Şimdi izin alındı mı bu kaç tane video var sergide? 100 tane. 100 tane. Tek tek bulup kendilerinden izin aldınız öyle mi? Nasıl oldu yani, bu süreç? Biz TikTok'tan karşılaştığımız videolardı bunlar. Hemen iletişime geçmek çok zor. İletişime geçebildiklerimize direkt mesaj olarak konuştuk. Geçemediklerimize yorumlardan ulaştık. Ama İzin vermeyen oldu mu? Yok. Karşılaşmadık. Herkese haber verdik sergimizin. Yani sergiye de davet ettik. Bizim sergiyle ilgili şöyle bir durumumuz var. İstanbul'dan videosu olan biri yoktu. Bunu bir seçkiyi oluşturduktan sonra tekrardan bakınca fark ettik. Bir Adapazarı'ndan biri vardı. O da biz tam sergiyi açtığımız gün zaten İstiklal Caddesi kapatıldı. Pandeminin ikinci dalgasının yeniden yaşandığı bir dönemdi. Hani o koşullardan dolayı da ağırlayamadık kimseyi ama herkesin haberi vardı sergide. Evet, şimdi bu sergi çevirim içi online evet, yani işte internet üzerinden görülebiliyor. Onu buradan adresini verelim. İzlemek isteyenler oradan takip edebilir. Siz verin. Ben yazmamıştım. Ben ezberden veremem. TikTok'un, yanlış bir şey söylemek isterim. Ben şöyle falan. TikTok'un emeksineması.karşı.com adresinden ziyaret evet, edebilirler. Evet. Şimdi çok güzel bir cümle var. Başkası adına utandığım şeyler seyrediyorum. Sizin lafınız galiba değil mi o? Şimdi TikTok gerçekten öyle bir mecra. Yani sahiden orada bana göre ya çok ergen, çok lüzumsuz ve tonla çok garip video var sahiden orada. Başkası adına utandığım, tamamen ben de imzamı atarım bu cümleye. Orada bu aslında ciddi diyeceğim, ciddi içeriklerin oluşması yani oraya yüklenmesi, orada yapılmasını neye bağlıyorsunuz? Yani şöyle düşünün, sosyal medya sokak gibi.
Yani sokakta karşılaşacağınız her şey gibi orada da çok özel anlarla, çok değerli insanlarla, çok utanacağınız durumlarla her şeyle karşılaşabilirsiniz. Bana kalırsa sosyal medyayı değerlendirirken özellikle bir hiyerarşi uyguladığımızı unutmayalım. Twitter'ı başka bir yere koyuyoruz, işte belki de TikTok'u başka bir yere koyuyoruz ama bunlar yine sınıf ayrımlarının getirdiği farklılıklar. Belki de bir mahallede gezmek gibi TikTok'un içinde gezmekte her şeyle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla hani bana kalırsa burada bir sosyal medyanın, bir tür sosyal medyanın bir sosyolojik analizi yok karşımızda. Ama karşımızda buradan da çıkabilecek parlak bir şey var. Bunun ne olduğunu tam olarak biz de bilmiyoruz. Biz buna böyle bir devrimci anlam, işte bir gelecek vaadi falan yüklemiyoruz. Ama eğer siz üretim araçlarını, yani imge üretiminin, film üretiminin araçlarını demokratikleştirirseniz ve herkesin erişimini açarsanız buradan mutlaka iyi bir şey çıkacaktır. Mutlaka en azından beklenmedik bir şey çıkacaktır. Yani birbirinin devamı, her şeyin birbirini tekrar ettiği bu viral dünyada o viralin içinden bile bir başka dünya ihtimalini görebilme umudu bu. Tarih boyunca hep böyle olmuş. Teknolojinin gelişmeleri her zaman aslında kültür alanında tedirginlik yaratmış. Fotoğraf çıktığında ressamlar, şairler korkmuş. İşte televizyon çıktığında dünyanın sonu geldiğini falan düşünenler olmuş. Sosyal medyada şu an yüksek kültürü korkutuyor. Orta sınıfı da korkutuyor. Çünkü içinde bir sürü pislik var. Evet. Ama belki de hiç beklemediğimiz bir yerden, belki de o nitekim, o sokak, evet, arasından, belki de evet, o kenar mahalleden çıkacak olan şey parlıyordur da belki biz onu fark etmişizdir. Evet. Ama bunu söylemek için yine toplumsal bağlamına yerleştirmek lazım. Bir medyaya özellikle bir anlam yüklememek gerekir. Ama o medya doğru toplumsal koşullar içerisinde bambaşka bir özgürlük mücadelesinin aracı da olabilir. Bugün bizi utandırdığı kadar. Evet. Şimdi oradan öyle bir şey çıkması çok enteresan tabii. Yani bu dünya, bu sosyal medya dediğimiz yer hem herkesin kendini ortaya koyduğu, olduğundan daha güzel, olduğundan daha zengin, olduğundan daha eğlenen, böyle işte olduğundan çok farklı, kendini olduğundan çok farklı, hayatını çok farklı gösteren insanlarla dolu, böyle bir gösteri gibi bir şey ve bunları merak eden ve bunları tüketen, seyreden insanlar var. O insan, yani o seyredenin de ruh hali başka, yani hem özlem, işte gıpta vesaire olabilir. Bu seyir halini veya gözlem halini nasıl değerlendiriyorsunuz sosyal medyada? Yani nasıl bir ihtiyaç karşılıyor ya da? Cevap vermek ister misiniz? Belki bir cümleyle şöyle giriş yapabiliriz. Hani gözetimle gösteri birbirine denk şeyler. Yani gözetim kültürüyle gösteri kültürü aynı anda işliyor. Siz seyrettiğinizi zannederken seyrediliyorsunuz. Bu çok klasik bir tabir artık. Yani işte Instagram'da çok mutlu insanların videolarını falan izlerken siz de onlar gibi davranmaya çalıştıkça onların bakışına maruz kalıyorsunuz. Onlar tarafından yönetiliyorsunuz. Bize göre TikTok'taki bu TikTok'tan yapılmış bu seçkinin içerisinde özgün olan bir şey var. Burada kamerayı eline alan işçiler başkasıymış gibi davranmıyorlar. Kendi koşulları içerisinde, hani işte Çeşme'de tatile mi gittin? Hayır oğlum, yalaktasın, evet, yani işte. Evet. Bunu söyleyebilmek ya da işte ben çok güzelim, ben çok seksiyim derken iş kıyafetleri içerisinde belki de o kategoriye hiçbir zaman layık ya da yakışır gözükmediklerinin ironisini yapıyorlar. Aslında yıllardır bir imgeye, işçi bedenine özellikle de yüklenmiş olan pek çok anlamla oyun oynuyorlar. Onu tersine çeviriyorlar. Buradaki ironi bize çok kuvvetli geldi. Buradan yeni bir tür öznellik hali doğabilirmiş gibi geldik. Kendine acımıyor, kendine sahip olmadığı bir şeyle de göstermiyor. Belki de şimdiye kadar yüklenmiş bütün anlamları ters yüz ediyor burada. Bir de yani izleme alışkanlığının değiştiğini de söyleyebiliriz bu anlamda. Yani normalde akşam yemeğinden sonra bir salonda bir aile oturup televizyonda herhangi bir dizi izleyebilir. Şimdi bu tamamen dönüştü demiyorum ama böyle bir dönüşümün yeni yeni çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. Akşam yemeğinden sonra oturup diğer ikincil ekranların, yani telefonların, herkesin bir koltuğuna çekilip belki TikTok videoları, yani aslında kendini izliyormuş gibi, kendisi gibi yaşayanların, kendisi gibi var olanların videolarıyla karşılaşmasının bir birikim, başka bir şeyi dönüşmesine tetikleyeceğini sadece düşünüyorum. Sadece kendisi gibi değil, kendi gibi olmayanla da karşılaşıyor. Tabii ki. Evet. Birçok şeyle. Yani tabii. Aslında. Bir dünya ama yani hem dünya öyle, biraz önce hani mahallede yürüdüğüm gerçekten öyle.
Ama bir taraftan da o dünyanın çok hayal dünyası gibi bir dünya yaratılmış. Orada dolanıyorsunuz. Yani evet, ama başta. Bizi bu videoda yapmış olduğumuz seçkide asıl heyecanlandıran şey işte ilk başta da kurmaca ve belgesel arasında bir dil demiş olduğumuz dil o. Çünkü aslında o kadar da hayal dünyasında değil seçmiş olduğumuz videolar ya da çekilen videolar. Sizinkileri TikTok'lar. Kastetmiyorum. Sizinkiler evet. Çok gerçek. Ama zaten TikTok'ta bunlardan çok da var. Yani biz çok fazla eleyerek geldik. Evet. Yani çünkü evet. Elenmesi gerekiyordu. Ama böyle bir dil de var. Yani sadece artık kendini olduğundan farklı olarak göstermek için kullanılan bir sosyal medya yok. En azından bizim karşılaştığımız o değildi ya da bizim alternatif olarak hani bu da olabilir mi diye baktığımız ya da heyecanlandığımız şey aslında hem kendi gerçekliğini göstermesi hem de kendi gerçekliğini daha kurmaca bir alandan göstermesiydi. Yani onun için Ozan'ın vermiş olduğu örnekte aslında ötekiyle karşılaşma daha yakın yaşamlarla karşılaşmaya da dönüşebiliyor. Yani oturup izlendiğinde aslında kendini olduğundan farklı sunan insanlarla değil, hani aynı challenge'ı farklı şekilde yapmış olan insanlarla karşılaşıyor. Bir birlik duygusu da belki buradan. Hani evet, zaten azından. Ezgi'nin başta söylemiş olduğu hangi mahallede dolanıyorsunuz evet. Çıkıyor biraz. Algoritma da öyle bir şey zaten. Yani challenge dediğimiz şey de biraz oradan doğuyor aslında hani. Yani evet tekstil işçileri bir podyuma çıkmışlar. Tamam biz de fırıncılar olarak podyuma çıkalım. Hmm. Biz de varız. Ve buradan bu biz kalabalığı sesinin bizi götürecek bir yer olur mu? Olur herhalde diye böyle bir umutlu bir yerden de. Yani biz burada bir umut arıyorsak bizim gördüğümüz umut orasıydı aslında. Hani. Yani nasıl bir umut? Yani sizin amacınız onları bir araya getirip görünür kılmaktı aslında değil mi? Evet. Yoksa yani en nihayetinde sonuçta temel olarak biz bir temsil problemi, hep konuştuğumuz bir şeydi yani sinemada temsil meselesi. İşçilerin şimdi ya emek temsili üzerinden de çok fazla konuşuyorduk. Kendi kameralarıyla kendi filmlerini çekmesi yani birinin önce kamerayı tutması sonra aynı mekanda bu sefer oyuncu olması falan bir kolektif bir film yapma deneyiminin olduğunu düşünüyoruz. İlk en temel derdimiz buydu aslında. Sonra biz bunu bir Ezgi'nin dediği gibi aslında karşı sanatta olması tesadüfi bir şey değil. Hani oranın başka bir şeyi var. Sanat alanında başka bir konumu olduğunu düşünüyorum şahsen. Karşı sanatta bir sergi formunda açıp aslında bu küçük telefon ekranındaki görüntüleri daha da büyütüp başka bir şekilde yakınlaşmak ve karşılaşmak istedik. Çünkü biz aslında bu videoları keşfeden insanlar da değiliz. Zaten yüz binlerden milyonlara uzanan bir izlenme sayıları var. Biz evet. Sadece karşılaştığımız videolar değil. Ve nasıl izleniyor değil mi? Çok enteresan. Siz biraz sergiyi anlatın isterseniz. Şimdi nasıl bir düzen içinde? Ben kaçırdım tabii. Bu biraz şanssız tabii bir fiziki sergiydi bu döneme rastlaması. Hiç önemli değil. Milyonlarca izleniyor. Öyle bir rahatlık içerisindeyiz. Evet. Bütün TikTok arkamızda diye. Serginin düzeni ve gösterim biçimlerine karar vermek büyüttünüz. Çok evet, büyüttünüz. Çok ilginç ve çok zorlayıcı bir süreçti. Açıkçası hani bizim alanımız bu. Nasıl gösteririz? Kim kimi ne kadar gösterebilir? Kimin neyi göstermeye hakkı vardır. Tabii. Biz imge adaleti çalışan bir ekibiz ama ve bir kurumuz. Doğru, ve tabii. Bunu gözetmek çok asıl bir iş. Yani. Evet aslında işin, hani sizin evet. Burada yaptığınız iş gibi üretilen bütün görsel imgeler, bütün hareketli görüntüler belli politik anlamlar taşıyor. Belli dünyalar kuruyor. Belli dünyaları görünür kılarken diğerlerini görünmez kılıyor. O yüzden biz aslında görünür falan kılmadık. TikTok videoları zaten çok görünürler. Biz sadece onlara bakmanın açısını biraz değiştirmek istedik. Onların içindeki eğer o parlayan bir şey varsa, iyi bir fikir varsa onun dikkatten kaçmaması için ve başka türlü görülebilmesi için büyüttük. Yani büyütmek ona daha fazla anlam vermenin büyütmesi değildi. İzleyiciyi ona görme şansı ve onu belki ona başka türlü görme şansı vermenin büyütmesiydi. Örneğin girer girmez karşınızda bir soğan tarlasından olağanüstü bir belgesel görüntü çıkıyor. Belgesel kurgusal ayrımını teorik söylemeden artık burada evet. Konuştum. Ama yani bir hani çok harika bir film festivalinde görebileceğiniz türden ve estetikte bir görüntüyle işte soğanların kabukları kamera
kameranın önünden geçerken birbirine giriyor ortalık. Evet evet, o müthiş. Şu anda yani evet, ekrana gelen inanılmaz görüntüler var. Gözüm takılıyor. Yani dediği gördüğünüz gibi burada evet. Arkadaşımız kendisine patronmuş gibi evet. Ya da arabası varmış ya da evet. Özel şoförü varmış gibi daha davranmıyor. Bir de o şey soğanları ayıklayan mesela, bu da çok müthiş. Burada o rutinini görüyorsunuz, evet. O tekrarı görüyorsunuz. Bu tekrar, aslına bakarsanız bunların hepsinin kolektif bellekte sinemada yeri var. Evet. Bunlar aslında bir çeşit bu araçla çıkan sinema bilgisi. Evet. Zihinlerimizde evet. O kadar çok, yani en azından buradaki bu yönetmenlerin, bu filmlerin yönetmenlerin evet. Sinema bilgisi var. Evet. Ya bu da işte kolektif bir zenginlik. Demek ki sinema o kadar kuvvetliymiş ki insanlara montaj yapmayı öğretmiş. Evet, müzik koyuyor. Müzik koyabiliyorsun, montaj yapıyorsun. Şu an izlediğiniz bizim Star Wars adını evet. Verdiğimiz görüntü. O sonsuz kaydırma. Evet, şimdi müzikle tabii vermiyor. Var mı başka bir şeyimiz, VTR'miz var mı bununla ilgili sesli? Evet. Tamam, daha siz biraz de izlerken sonra de izleyiciler evet. Girsinler ve kendi keşiflerini yapsınlar. Biz şunu söylemiyoruz, tekrar etmek istiyorum. Popüler kültürün sınırları bellidir. Popüler kültürün içerisinde ne kadar soluk alıp alamayacağımız tartışma götürür. Ama herkesin kendi görüntüsünü, kendi hikayesini, kendi sözünü söylemek için araçların kullanmaya hakkı var. Ve bunu ürettikleri için kimseyi, hani TikTok mahallesini suçlamamak lazım. Eğer o görüntüler çok hoşunuza gitmiyorsa izlemeyin, ama orada insanlar üretmeye devam edecekler. Sanat alanı ister bunu görür ister görmez. Medya çok ister görür ister değil, görmez. Belki sanat alanına değil, hiç onun, değil. Tabii, yani sonuçta değil. Biz ama kendi sorumluluğumuz bu ülkede ve bütün dünyada, eğer orta alt sınıflar ekonomik yoksulluklarına rağmen hala şiir yazmaya, hala film çekmeye, hala hikaye anlatmaya ya da slogan atmaya devam ediyorsa, bizim biraz kafamızı çevirip bakmamız gerekiyor. Evet. Yani bu, görmemiz evet. Anlamlı. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şimdi bu sergiyi mutlaka internetten bulmanız lazım. Ben kimse doğru dürüst kimse doğru adres vermek istemedi. TikTok'un emeksinemesi.karşi.com adresinden tamam. Davet edebilirler. Peki. TikTok karşı sanat yazınca çıkacak evet, zaten. Ben şimdi onu diyecektim. TikTok karşı sanat yazınca çıkacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz çok tebrik ederiz, ediyorum. Teşekkür Böyle ederiz. Bir tartışma yaratmış olması da çok kıymetli. Bu bakımdan sizi özellikle tebrik ediyorum. Ve sizin de böyle desteklemeniz çok güzel. Ezgi Bakçay, Ozan Çağlar ve Deniz Zeybek, çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi sevgili seyirciler, bir videomuz daha var. O aradan sonra programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Bu sefer maskeleri konuşacağız. Maskeler aslında sadece maske değildir. Altında ne vardır maskelerin altında, ona bakacağız. Gene bir sergi haberimiz olacak. Dur abi, ne yapıyorsun? Büyük araba kullanmayın, sizi doldurmaya teşvik eder yazıyor. Ne yapacağım? Sepet kullan abi. Hiçbir şey kullanmayalım. Daha da fazla tasarruf yapmış oluruz. Şarküteri de yanındayken burnumuzu kapatıyor. Niye? Cazip kokular seni yoldan çıkarmasın. Ürünlere dokunmak sahiplik duygusu verir. Bu da onu almanı sağlar. İkramları geri çevireceksin. Diline değdiği anda tuzağa düşersin yoksa. Sen niye yiyorsun öyleyse? Ben alışveriş yapmayacağım ki. Gazetede yazmıyor ama bu reyondan hemen uzaklaşalım bence. Şu Takvim Gazetesi'nin manşeti de çok ilginç, çok da tartışmaları neden olmuş. TikTok'ta da onunla dalga geçen bir video yapmışlar gerçekten. O da başka, yani bu TikTok, bu mecralar çok ilginç tabii. Hoş geldiniz bir kere Feride Çelik. Feride Çelik akademisyen, aynı zamanda sanat tarihçisi ve küratör. Bugün önemli bir sergiden, başka bir sergiden bahsedeceğiz. Maskeler ve maske çağrışımları. Çağrışımları, maske çağrışımları.
sergisi başladı. Evet. Şimdi maske, biraz önce onu konuşuyorduk. Gerçek hayatlar mı değil mi? Maske sadece bizi bu salgından, hastalıktan koruyacak bir şey. Şu anda işte bir senedir kullandığımız maskelerden ibaret değil bu serginin konusu. Onu konuşalım. Hoş geldiniz. Ve bu maskeler ve suret maskeler ve çağrışımları sergisinden siz küratörüsünüz, bahsedelim. Evet. Evet, ben sergi kurulunda yer alıyorum. Baksı Müzesi'nin yönetim kurulu üyesindeyim aynı zamanda. Sergi kurulunda benimle beraber iki arkadaşım daha var. Banu Çarmıklı ve Özlem Yalım. Biz bu sergiyi aslında Aslı Hanım Nisan ayında planladık. Sevgili Özlem Gülsar'ın bir projesiydi. Maskenin üzerine, yani kullandığımız maskelerin üzerine bir sanat eserine dönüştürelim diye doğdu. Fakat daha sonra oluşum sırasında bu maske daha kavramsal bir metin haline geldi. Ve biz Eylül ayında Baksı Müzesi'nde sergiyi açtık. Normalde ters oldu tabii. Biz normalde Baksı Müzesi'ne sergi götürürdük. Bu sefer sergi Baksı Müzesi'nden evet, buraya geldi. Evet, biz o dönemde Hüsamettin Koçan'la Baksı Müzesi'ni konuşurken o sergi hazırlanmaktaydı ya da yeni başlamıştı. Tam olarak hatırlamıyorum ama ilk önce orada oldu. Bayburt'ta, yani Bayburt'ta Baksı Müzesi'nde oldu ve işte şimdi buraya geldi. Aynen. Değil mi? Evet, tersine geldi. Dünya. Tersine bir dünya oldu. Açıkçası hoş oldu. Pandemi sürecinde çok da güzel bir konuydu. Burada tekrardan hani şu anda gidemediğimiz sergiye buraya kadar gelmesi Contemporary Vakfı işbirliğiyle oldu. Şu anda Fişekhane'deki Kakun mekanında 21 Nisan'a şimdi, kadar sergimiz devam evet, edecek. Şimdi Fişekhane'yi de bir anlatalım çünkü yeni bir mekan burası. Evet. Biraz da uzak ama keyifli bir yer. Çok keyifli bir yer. Evet. Tam olarak nerede? Fişekhane Büyük Yalı olarak geçiyor. Büyük Yalı inşaatının içerisinde bulunan eski Zeytinburnu ve aslında eski bir fişekhane, yani Osmanlı döneminde fişeklerin yapıldığı bir mekan. Şu anda değişmiş, dönüşmüş ve Contemporary Vakfı'na verilmiş, tahsis edilmiş mekan. Üçüncü sergisi oluyor burada. Aynı zamanda çok gösterişli, eski yüksek tavanlı pencereyle muhteşem bir Osmanlı mimarisi olduğu için da, de evet, ekrana da geliyor. Gidiyor. Evet, aynen. Burası Baksı Müzesi. Normalde eski sergimizin olduğu mekan. Daha sonra herhalde ekranlarda göreceğiz. Biz böyle düzenledik. Burada tabii yeni mekanında sergi daha farklı bir boyuta ulaştı. Ama iki mekanda oldukça güzel ve etkileyiciydi. Evet, tabii Baksı Müzesi de çok etkileyici bir yer. Şimdi bu birazcık bu eserlerden bahsedelim. Tabii ki. Eserler sadece bildiğimiz bu korona maskeleri değil tabii ki. Onların yorumlanması değil. Maskenin arkasında mesela çok güzel bir eser var. Bunu bırak veya böyle yavaş yavaş gidebilir miyiz acaba bunları? Evet, şimdi evet. Aynen, Simay Bülbül'ün bir tasarımı, Lego ile çocuğu bütünleştirmiş. Sergimizde sadece sanat eseri yok Aslı Hanım, biliyorsunuz. Tasarımcılar da katıldılar ve aslında Baksı Müzesi'nin misyonu olan sanat ve zanaat, sanat ve tasarımı birlikte bir araya getirdik. Sevgili Simay Bülbül bunu çok güzel düzenledi çünkü malum şu anda çocuklar artık dışarıda değil, evlerinde oynuyorlar. Evlerinde Lego oynayıp Lego'yu maske haline getiriyorlar. Ve hep birlikte aslında üzerinde bu tasarımın bir şeffaf blok var. Yani tıpkı Simay Bülbül'ün tasarımıyla evden dışarı çıkamamak, adeta bir fanusun içerisinde saklı kalmak anlamını gidiyor. Ve çocuk arka planda kalmış. Evet, çocuk arka planda kalmış. Aynen. Evet. Ama Legolardan yine çocuk oyuna dönüştürüyor. Evet, sevgili Alp İşmen'in bir işi. Aslında hani tek bir birey olma, aslında iki şu anda da bugün de sevgililer günü malum, ona da uygun. Ama aynı zamanda bir maske tarzında yapmış. Aslında tek bir bütün olma, iki seven insanın bir bütünlüğü. Aslında biz de şu anda maskeyle bir bütün olmuş durumdayız. Evet, bir ilerleyebiliriz. Devam edelim. Evet, evet, bu da Fırat Engin'in bir çalışması. Neon mu? Neon. Evet. Fırat kendi otoportresinin üzerine bir neon ışıklandırma yaptı.
Aslında Fırat Engin'in yorumuyla geleceğin maskeleri böyle olabilir mi diyoruz, düşünüyoruz. Hmm. Yani sadece günümüz maskelerine değil, aslında sanat ve tasarım dünyasıyla ona bakıyoruz. Çok güzel çalışmalar çıktı. Yani biz hayran kaldık. Ve hepsi bağış. O yüzden bütün sanatçı ve tasarımcılarımıza ben buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bu Baksı Müzesi için değil mi? Vakıfımız için. Baksı Kültür Sanat Vakfı için bütün eserleri ve tasarımları bağışladılar. Beyza Boynu Delik, Hello Yabancı diyor bu işiyle bize. Hakikaten, evet, bu da ilginç bir şey. Aynen. Aslında sevgili Beyza sürekli böyle bir takım... Bu bir astronot kıyafetine de şey uzay yapıyor. Uzay kıyafetine gidip görürseniz zaten dört kolu var aynı zamanda. Hakikaten bir yabancılaştığımız dünyadayız şu anda. Hani çok ütopik, belki hayal edemeyeceğimiz bir dünyanın içerisinde hepimiz bu şekilde bir yabancıyız. Ama aynı zamanda sevgili Beyza doğa canlılarını kurtarmak adına burada hedeflediği doğa canlılarını böyle bir kendisine yabancı bir kimlik kılık giymiş durumda. Evet, Enis Karavil'in bir tasarımı biliyorsunuz, malum hepimiz bu aralar Apple Watch'ları kolumuza takıyoruz. Ama şu anda maske taktığımız bir ortamda acaba yeni teknoloji bize bu Apple Watch'ı maskemizin üzerine mi koyacak? Seslendirdiğimiz zaman da kendimizi duyabilecek miyiz ya da başkalarını bize duymamızı sağlayabilecek miyiz tarzında tekrardan bir soruyu gündeme getiriyor. Çok keyifli böyle dinlemek. Şimdi ben buradan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir sergiye gittiğimizde ya da bir müzeye gittiğimizde bir rehberle gezmek çok faydalı bir şey. Şimdi malum sinemalar kapalı, işte tiyatrolar kapalı, konser yok. Ama sergiler devam ediyor. Yani birazcık soluklanmak istediğimizde işte... bir sergi gezmek, müze gezmek insana çok iyi geliyor gerçekten. Hani biraz kafasını dağıtmak için, moralini yükseltmek vesaire. Şimdi bu bir ipucu gibi bir şey aslında. Sergi gezmek ya da müze gezmek, öyle tek başına gezmek tabii mümkün ama bir rehberle gezmenin kıymeti çok yüksek. Tabii ki bir sürü müzede ve sergide artık dinleyebilen işte şey var. Gerçi bu pandemiden dolayı onlar da kalktı. O herkesin kulaklıkla izleyebileceği o sistem kullanılamıyor. Diyeceğim o ki bir sergiyi işte ya küratörüyle ya da işte rehberiyle gezmek çok faydalı oluyor. Özellikle de gençleri, küçükleri götürdüğümüzde onların anlayacağı şekilde gezmek, gezdirmek onları. Evet. Daha bilinçle bakıyoruz aslında. Daha seviyoruz anlamadığımız şeylere baktığımız zaman. Daha farklı düşünebiliyoruz. Çünkü baktığımızda biz sanatçı değiliz. Baktığımızda bu onun ne anlama geldiğini, nasıl... imgeler barındırdığını göremeyiz. Evet, kesinlikle. Fakat böyle hazır şansımız var. Sergiyi gezmiş kadar olacağız. Gülcan Şenyuval'ın bir çalışmasını gördük demin. Yine müzeden görüntüle izliyoruz. Evet, bez üzerine ayağını bir eve bağlamış. Gülcan biraz burada kefen bezini gündeme getirdi. Biraz tabii ki arkasında hani bir korku da var. Malum yaşadığımız şu COVID mikrobu yüzünden çok fazla sevdiklerimizi kaybedebiliyoruz bu ortamda. Onunla aynı zamanda hani maskeli bir genç çocuk ve aynı zamanda eve bağlı aslında bir hapsolma durumu. Şu anda ekranlarda Mustafa Horasan'ın işini görüyoruz. Yüz her şeydir diyor. Bir seri olarak yaptığı çalışmanın bir parçası. Yüzümüz her şey aslında, her şeyi anlatan, her şeyi ama ifade eden. Ama maskeyle artık öyle değil. Artık öyle değil. Evet, bazen güldüğümüz ya da hani ya da gözlerimiz her zaman bir şey ifade etmese rağmen bazen çok farklı bazen şey ifade ben düşünüyorum, edemiyor da. Maske takmaktan çok sıkıldık gerçekten. Onu işte temiz tutmamız lazım, değiştirmemiz lazım vesaire. Ama bir taraftan da bazı yazılarda okuyorum. Bazı kişiler maske takmaktan memnun.
Evet. Tanınmamaktan memnun. Güzel. Görünmemekten memnun. Evet. Sokakta kimseye selam vermek zorunda kalmamaktan memnun. O da başka bir tabii başka mesele. Başka bir boyut. Evet. Aslında evet, maskenin bizim kavramsal olarak aldığımız noktaya değindiniz aslında. Biz de bu şekilde düşünmüştük. Yani kavramsal olarak hani sergi kuruluyla düşündüğümüzde. Çünkü sanat tarihi boyunca da pek çok maske var. Yani maskeler kullanıldı. Bu gerçek hani gösteri performans sanatı olarak kullanıldı. Ama aynı zamanda metaforik olarak düşündüğümüzde tıpkı deminki söylediğiniz gibi hayatımıza bazen görünmek de istemiyoruz. Gizlenmek istiyoruz. Ya da kimliklerimiz de var bazen. Maskelerimiz var. Yani tabii, içimiz da kan ağlıyor. Gülmek zorundayız. Evet. Ya da hani böyle bir taklit yapabiliyoruz. Evet. Performatif aslında olarak aslında kötü bir insanız ama iyi evet, bir insanmış gibi göstermiyoruz. Evet. Yani o açıdan bütün bu değerlendirmeler hem günümüzün maskesiyle hem de aslında metaforik aynı zamanda sanat tarihinci boyunca maskenin nasıl kullanıldığında sanat ve tasarımcılar çok güzel yorumladılar. Güldürdüler, düşündürdüler, üzdüler diyeyim. Evet. Ama önemli olan oydu. Hatice Gökçen'in ve aynı zamanda moda tasarımcılarımız da var. Burada şu anda Mike Berg'ün bir işini görüyoruz. Sevgili Mike şu anda Amerika'da. Amerikalı bir sanatçımız Perde isimli bir iş yaptı. Bu da aslında çok Amerikan kültürü bir yorumlama. Çünkü dedi ki biz çok malum perde kullanıyoruz. Perdeyi de nasıl içerisi gözükmesin diye kullanırız. Gerektiğinde açarız. O yüzden aslında bu bezin arkasındaki o üçgenler pencereleri, camları yansıtıyor. Yani hem dışarıyı görmek istiyoruz hem de görmek istemiyoruz bazen. Sevgili Mike böyle yorumladı. Evet, değişirse tekrardan işlerden bahsedebilirim. Evet, İrfan Önürmen kocaman bir maske yaptı. Biraz korkunç gene bir üç maske. Boyutlu mu? Evet, üç boyutlu gözüküyor. Yani böyle bir takım inşaat malzemelerini kullanarak sevgili İrfan Önürmen yorumladı. Aslında hani bu bir korkunç da bir dünyaya aslında bir gönderme. Neden derseniz yaşadığımız dünya yine çok ütopik bir vaziyette. Hani bundan iki sene evvel böyle bir şey yaşadığımızı düşünsek inanmazdık maskelerle. Bazen biraz maskenin korkunçluğuna, maskenin dehşetine, bunun arkasında aynı zamanda aslında yaşadığımız dünyanın dehşetine de bakmış oluyoruz. Evet, evet. Çok güzel bir sergi gerçekten. Evet. Şimdi bu serginin tekrar tarihlerini hatırlatalım. Aynen. 21 Nisan'a kadar devam edecek. Fişekhanede, Kakun, Contemporary Vakfı'na ait bir bina. Malum şu zaman sadece tabii ki hafta içi saatleri var. 11'den 6'ya kadar görülebiliyor. Orada Baksı Müzesi'nden bir arkadaşımız, koordinatör, yardımcı olabiliyor eserleri anlatmak üzere. Evet, o çok önemli, güzel evet, bir şey. Kesinlikle. Teşvik edici bir şey. Aynen. Başka sergilere gitmek için de. Kataloğumuz var, katalog satın alabilirler. Orada çok detaylı olarak bilgilendirme var. Ben de mümkün olduğu kadar gitmeye çalışıyorum. Bana da denk gelirlerse keyifle gezdiririm. Çok evet. Güzel. Ben bunu duyduğuma çok memnun oldum. Çok güzel de anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Evet. Ben herkese tekrardan hem sergi kuruluna, Baksı Müzesi'nin sergi, tasarım ve sanat eserlerini bağışlayan sevgili sanatçılara çok teşekkür ediyorum. Evet, o buradan. Da çok önemli çok tabii önemli. Bir hareket. Evet. Çok önemli. Şimdi son olarak Baksı Müzesi'nden haberleri alalım. Şimdi bu sergi bittikten sonra mutlaka gidecek. Yeni bir şeyler vardır. Bu tekrardan projede. Gidecek, gidecek Aslı Hanım. Baksı'ya evet, bu gidecek. Böyle son Contemporary Vakfı ile sevgili Ali Gürel'i konuştuğumuz için buraya getirdik sergiyi. 21 Nisan'dan sonra tekrar gidecek. Çünkü bizim sergiyi bitirme süremiz Mayıs ayının sonuydu. O açıdan tekrardan eski yerinde bir müddet daha sergilenmeye devam edecek. Umarım her şey yoluna gider. Evet. Bir de tekrardan orada görme şimdi, fırsatımız evet, onu olur. Diyeceğim. Bu Nisan ayında belki biraz daha rahatlamış oluruz bu aşılarla vesaire. Aynen. Ve belki biraz daha nefes almaya, daha fazla nefes almaya çalışırız. Çalışırız ve gider sergiyi orada görürüz. İki mekanda da görmek farklı evet, olacaktır. Çok farklı. Tabii mekan fark evet, ediyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani eserler tabii çok güzel. Çok güzel yerini buldu. Aykut Erol'un Love Mask'ını görüyoruz. Bu da bir tasarım. Yine bu aslında bir birliktelik. Yine Sevgililer Günü'ne çok uygun bir evet, tasarım denk olarak gelmiş. Düşünebiliriz. Evet. Denk geldi aynen. Halit Berker'in bir tasarımını görüyoruz. Aslında hem uzak hem yakın diyor Halit Berker burada. Yaptığı mimar kökenli olduğu için mobilyayı aslında maskeye dönüştürüp aslında hem maskeye yakınız hem uzağız mantığıyla
yorumladığı bir tasarım. Evet. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi ben biraz için devam ediyorum, sizi göndermiyorum. Sevgili seyirciler, bu Sevgililer Günü açarken de söylemiştim. Sevgililer Günü nedeniyle iki önerimiz olacak. Bugün Mubi film platformu, çok zengin bir seçkiye sahip olan Mubi, bugün 24 saat boyunca, yani az kaldı tabii, 24 saat bir kısmı geçti, filmlerini ücretsiz olarak açtı. Bu Mubi platformundan izlenebilir. Bu ilginç bir platform, bir kısaca da anlatayım. 14. kuruluş yıllarıymış o bakımdan. Bu Sevgililer Günü'ne denk gelince de böyle bir ücretsiz gün yapmışlar. Şimdi eğer kaliteli, güzel filmler izlemek istiyorsanız Mubi'de gerçekten böyle inanılmaz bir seçki var. Ve çok güzel, nasıl diyeyim, tematik olarak ya da işte listeler yaparak insana çok davetkar, güzel bir site olmuş. Oradan filmler izlenebilir. Ayrıca bir de bugün, yani buradan neredeyse buradan çıkınca saat 17 ile 18 arası Artkolik sanat platformunda, sanat ve eğitim platformunda bugün ne özel aşk ve öpücük konulu bir ders, bir sohbet var internet üzerinden verilecek. Rokoko'dan ekspresyonizme o dönemi kapsayan önemli tablo, heykel, sarayların hikayeleri bu tema altında, aşk ve öpücük teması altında incelenecek. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, bununla ilgili? Yok, çok teşekkür evet ederim. Sağ olun davetiniz için. Evet, sevgili seyirciler, bu kitapları gelecek hafta gösterebileceğim. Programımızın sonuna geldik. Süremizi aşmayalım. Gelecek hafta tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere.